Esenlikler. Değerli insanlar, bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomuz bir anlamda geçmişin tekrarı olabilir. Biliyorsunuz bu 2021'in ortalarında bir video yapmıştım Ahzab suresi 53. ayetle ilgili. Ve bu video İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konusu olmuş, hakkında re'sen soruşturma açmıştı. O videonun tekrarı gibi düşünebilirsiniz ama bir katkı daha var. İlginç bir katkı. Bunu niye yapıyorum peki? Bir de Ankara Başsavcılığı re'sen soruşturma açsın diye yapıyorum. Eğer buradaki yazılanları, Kur'an yorumcularının yazdıklarını, ayetin niçin indiğini sesli olarak okuduğumuz zaman suç oluyorsa, bu şu demektir: Kur'an içerisindeki metinlerin ahlaka uygun olmadığı ya da şiddet içerdiği ya da insanları aşağılayıcı ibareler olduğu ortaya çıkmış oluyor. Keşke demokrasi olsa da, hukuk olsa da bunları mahkemelerde konuşsak, karşı karşıya savcılarla, hakimlerle tartışsak. Yani biz mi uyduruyoruz, iftira mı ediyoruz, dini mi aşağılıyoruz, yoksa yazıyor mu buralarda? Yani. Evet arkadaşlar, konu yine Ahzab suresi 53 olunca, bakın hemen ayeti bir hatırlatayım. Okuyalım ayeti. Okuyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Evet, şimdi. Bakın ne diyor: Ey iman edenler! Peygamberin evlerine sizin için yemeğe izin verilmeden girmeyin. Yemek vaktini de beklemeye kalkışmayın. Fakat davet olunduğunuzda girin. Yemek yediniz mi dağılın. Söze dalmak için de beklemeyin. Çünkü bu peygamberi rahatsız etmekte ama o sizden utanmaktadır. Allah ise haktan utanmaz. Hanımlarından ihtiyacınız olan bir şeyi istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. Bu sizin kalbiniz için de, onların kalpleri için de daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz de, ondan sonra zevcelerini nikahlamanız da ebediyen olacak bir şey değildir. Çünkü bu Allah'ın yanında çok büyük bir iştir. Şimdi bu ayeti okuyunca arkadaşlar, Ahzab suresinin 6. ayetini de bir hatırlayın. Orada da peygamberin hanımları müminlerin anneleri denilmişti. Şimdi biz bu ayet niçin nüzul olmuş? Yetkili ve etkili ağızlardan bunu okuyoruz. Buradan okuyoruz yani. Burası Kurtubi tefsiri arkadaşlar. Kurtubi tefsiri derken Kurtubi'nin kendi görüşü değil. O ne kadar görüş varsa burada aktarıyor. Biz de onları okuyoruz. Bu diyor, bakın ne diyor: Bu ayete dair açıklamalarımızı 16 başlıkta toparladık diyor. 16 başlık toparlıyorlar. Ne diyorlar? Evlerine izinsiz girmeyin peygamber. Birincisi. İkincisi, çağrıldığınız zaman gelin. Yemeği yediğiniz zaman hemen dağılın. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Lüzumsuz, gereksiz sohbetlere dalmayın diyor. Şimdi bu lüzumsuz sohbetlerden onu göreceğiz. Ne demişler de peygamber burada rahatsız olmuş da bu ayet gelmiş. Orada konuşanlar neyi söylemişler? Bir düğün var. Sanırım Zeynep'in düğünü bu düğün. Yemek yaptırıyor, etleri kestiriyor, piştiriyor peygamber, arkadaşlarını çağırıyor. Burada ne konuşmuşlar arkadaşları, yani sahabeler, peygamberin sahabeleri neler konuşmuşlar? Peygamberin kulağına neler gelmiş de bu ayeti yazdırmış Kur'an'a? Bir şeyde Ömer'in bunu kendisine tavsiye ettiği söyleniyor burada. Diyor ki, Ömer dedi ki, hanımlarının arasına perde çek dedi diyor. Başka sebepler var. Bak biz şuradan şimdi 13. sebebe geçiyoruz bak arkadaşlar. Buradan okuyacağım. 13. Görüyorsunuz değil mi?
Ondan sonra zevcelerini nikahlamanız da ebediyen olacak bir şey değildir ayeti. Yani bu parça bakın niçin gelmiş. İlgili olarak İsmail İbni İshak dedi ki bize, Muhammed bin Übeyd anlattı. Dedi ki bize, Muhammed bin Sevr, bak kaç kişi demiş. Mamer'den naklen anlattı. Mamer'in Kate'den naklettiğine göre, biliyorsunuz bu Kate bütün ayetlerin tefsirinde görüş bildiriyor. Kate'de. Kate'den nakledildiğine göre bir adam şöyle demiş. Şayet Resulullah vefat ederse, ölürse yani Ayşe ile evlenirim. Bunun üzerine Yüce Allah sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermenize ayetiyle onun zevceleri de analarıdır. Ahzab suresi 36, demin söylediğim arkadaşlar 6 pardon. Ahzab suresi 6. ayeti nazil oldu diyor Beyhaki. Şimdi El Kuşeyri Ebu Nasr Abdurrahman dedi ki, İbni Abbas dedi ki, Kureyş'in ileri gelenlerinden Resulullah ile birlikte Hira'nın üzerinde bulunan o kişiden birisi kendi kendine. Yani bu adam peygamberle birlikte de oldu diyor falan yerde. Vefat ederse Resulullah Ayşe ile evlenirim. Hem o benim amcamın kızıdır diye düşünmüştü. Mukatil dedi ki bu kişi Talha bin Übeydullah'tır. Şimdi ben bu ayeti böyle açıklarken burayı söylemiştim. Übeydullah diyor ki Muhammed ölürse ben Ayşe ile evlenirim diyor. Bunun üzerine bu hakaret sayıldı ve dava açıldı. Devam ediyoruz şimdi buradan itibaren arkadaşlar. Bu videonun özelliği de bu. Bakın şimdi öyle ilginç bir şey buradan karşımıza çıkacak ki ben 3-4 sefer denedim gülmeden. Bu videoyu yapabilir miyim acaba diye 3-4 sefer. Bu en son biraz belki de gülmeden geçebilir yani. El Kuşeyri Ebu Nasr Abdurrahman dedi ki yani bu çoğu söylüyor ki bu kişi, bunu söyleyen kişi Ebu Talha'dır. Ama bazıları da diyor ki o değildir. Devam ediyoruz şimdi. İbn Abbas dedi ki sonra bu adam içinden geçen düşüncelerden dolayı pişman oldu. Yürüyerek Mekke'ye kadar gitti ve Allah yolunda 10 at üzerinde gazi taşıdı falan. Yani bu Übeydullah olmaz deseler de İbn Abbas diyor ki oydu ama tövbe etti. İbn Atiye dedi ki rivayet edildiğine göre bu ayet şöyle diyen bir sahabi sebebiyle inmiştir. Şayet Resulullah ölürse Ayşe ile evlenecek. Bu Resulullah'a ulaştı. O da bundan rahatsız oldu. İşte bu şekilde İbni Abbas bu şahıstan sahabelerden birisi diye söz etmiştir. Mekki'nin Mamer'den rivayetine göre Mamer'de o Talha bin Übeydullah'tır demiştir diyor. Şimdi buradan başka yere geçiyoruz. Onu Übeydullah mı demiş, başkası mı demiş fark etmez. Onun videosunu zaten yapmıştık. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya. Hocamız İmam Ebul Abbas dedi ki, burada yine devam ediyorlar yani dedi demedi diye. Übeydullah'tır değildir. Bu söz ashabın faziletlerinden birisinden nakledilmiştir. Yani peygamberin arkadaşlarından nakledilmiştir bu diyor. Ancak böyle bir şey onlardan uzaktır. Böyle bir şey onlara hem nakledilmiştir diye hem onlardan uzaktır diyor. Bu da çelişkili zaten. Bu sözün naklinde yalan olduğu açıktır. Böyle bir söz olsa olsa cahil münafıklara yakışır. Rivayet edildiğine göre münafıklardan bir kimse Resulullah, bakın arkadaşlar buraya çok dikkat edin şimdi. Resul Ebu Seleme'den sonra Ümmü Seleme ile evlenince, Huneys bin Huzafe'den sonra Hafsa ile evlenince de, yani peygamber Hafsa ile evlendikten sonra bununla da evlenince adam diyor ki, yine peygamberin arkadaşlarından ya da başkaları diyor ki, Muhammed'e ne oluyor ki bizim hanımlarımızla evleniyor? Çok evleniyor yani. Üst üste evlilik yapıyor adam. Düğün yapıyor. Muhammed'e ne oluyor da bizim hanımlarımızla evleniyor? Allah'a yemin ederim eğer o da ölecek olursa biz de, bakın arkadaşlar şuraya dikkat edin şu cümleye, biz de onun hanımları arasında okları dolaştırırız. Biz de onun hanımları arasında
okları dolaştırırız. Şimdi Müslüman arkadaşlara soruyorum. Gitsinler amirlerine, hacılarına, hocalarına, tarikatçılarına falan bilmem ne varsa cemaat liderlerine sorsunlar. Bu oklar ne anlama geliyor şu oklar? Diyor ki onun hanımları arasında okları dolaştırırız. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu diyor. Yani Ahzab suresi 53. ayetinin inmesinin sebebi orada bir tanesi diyor ki yahu bu nedir arkadaş? Yani niye peygamber bizim kadınlarımızla evlenip duruyor? Yemin olsun ki eğer o da ölürse biz de onun hanımlarının arasında diyor okları dolaştırırız. Ya bu Müslüman arkadaşlar bu lafı iyi bir analiz edin. Ne anlama geliyor o oklar? Yeni bir ben yeni öğrendim şahsen. Çok dolaylı bir küfür gibi geliyor. Bu ayet diyor bunun için indi. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Burada yazıldığı için söylüyoruz. Yazılmasa söylemeyiz. Ha gerçek midir değil midir? Zaten beni ilgilendirmiyor ki. Hiçbiri gerçek değil zaten. Ayetler bile gerçek değil. Kim inanır Tanrı'nın yeryüzünde bir adam ile ilişki kurup onu temsilci seçip sen şu insanları düzelt bu insanlar saptı. Düzeldi düzeldi düzelmedi helak et. Böyle bir şey yani akıl mantığa insan tabiatına doğanın yasasına aykırı. Esen kalın değerli insanlar. Bak ne diyor adam. Dikkat edin Müslümanlar. Peygamber öldüğü zaman bilmiyor. Okları dolaştırdılar mı? Dolaştırmadılar mı? Onların, onun hanımları arasında. Orası size kalmış. Esen kalın.